Merhaba dostlar, Yasmin Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir fırsatını bulup arkadaşlar yemek videosu çekeceğim inşallah. İşte gemiden geldi eşim, o yüzden koşturmaca şudur budur. İşler güçler arkadaşlar, uzun zamandır video çekemedim. Dün aşure yaptık arkadaşlar, biliyorsunuz annemle, onun da videosunu atacağız. Video annemde, onun telefonunda kaldı, onu da atacağız arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra aşuremiz çok güzel oldu sevgili dostlar. Yani burada olsaydınız da tadına baksaydınız. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar bugünkü yemeğimizi söylüyorum hemen. Ben bugün biber dolması yapacağım. Biliyorsunuz biber dolması bir kere yapmıştım ama hiç atma fırsatı olmadı. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben kıymalı tarhana çorbası, kıymalı biber dolması yapacağım. Pirincimi yıkadım. Soğanlarımı soydum, yıkadım sevgili dostlar. Sarımsaklar şurada bir dura dursun. Kıymam burada. Ondan sonra maydanozum burada. Şöyle. Ayşe şeyi kapatsana. Bunu mu oğlum? Böyle daha iyi. Ondan sonra sevgili dostlar, maydanozu şuna bir koyalım. Tezgahımıza koymayalım. Maydanozu da şöyle koyduk arkadaşlar. Şimdi iki tane bıçak koymuşum. Birini şuna yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. İlk önce ben iç harcımı bir hazırlayayım. Maydanoz gelmiş de onu attım oğlum. Şunu da şunu alalım, maydanoz dalları. Şimdi soğanımı doğrayayım ben. Şu yara bantını çıkarayım mı oğlum? Kötü gözüktü. Çıkarma ya, elin şey. Bir tanesini çıkarttım üstten. Tamam. Ne kadar pirinç var burada? Kaç bardak? Dur anneciğim. Şu bir tanesi kalsın. Üstteki kirlenmiş yara bantı. Şimdi ben anneciğim, bu göz kararı. Herkes kendi göz kararı ayarlayabilir. Bunu ben şimdi... herkes yarım kilo biber doldurur, bir kilo biber doldurur. Kişiye göre bu değişir. Şimdi yıkanmış pirincimiz arkadaşlar, soğanımı doğruyorum. Bir kere yapmıştım arkadaşlar biber dolması. Yani ben defalarca yaptım da yazın. Yani bir kere sunumunu YouTube'a atmıştım kanalıma. Artık koca bir yazdır. Bugün fırsat oldu, kısmet oldu YouTube'a atmak. İnşallah beni takip eden herkes iyidir. Herkese çok selamlar. Uzun zamandır görüşemedik. Acaba iki tane mi doğrasam? Hele bir tanesi bir dursun bakayım. Şimdi kıymamı alıyorum sevgili dostlar. Bol kıyma katacağım ben. Kıymalı güzel olur. Şöyle. Evet. Şunu da tarhana çorbama katayım. Az daha katayım. Onu da tarhana çorbama katayım. Şimdi arkadaşlar ben biber dolmasına çok teşekkür. Hep beraber. Hep hapşuruk oluyor. Şu kötü yerini aldım anneciğim. Arkadaşlar ben biber dolmama küçük küçük böyle her zaman domates doğrarım. Böyle lezzet veriyor. Bir tane domatesimi doğrayayım. Bu lezzet veriyor sevgili dostlar. Tarihi de vereyim. 1 Eylül saat de 7.13 falan. Eylül ayına girdik. Hatta 7.10. Böyle küçük küçük doğruyoruz arkadaşlar. Günlerden de salıymış. Bunun üzerine sarımsaklı yoğurt ne güzel olur. Evet, bugün salı anneciğim. Evet, maydanozumu da doğrayayım ben. Acaba dedim fazla mı gelir? Ama anca ya, bol maydanozlu güzel olur. Ben bunun hepsini doğrayayım oğlum. Yazın taze fasulye, biber dolması. Güzel yani bu yemekler. Değil mi oğlum? Yoğurt da güzel oluyor. Yani yazın zaten şu çok sapları, yeme gelmiyor ama. Evet. Şu sapları doğramayacağım. Evet. Bunu böyle bir alalım oğlum. Şunu da atalım. Şimdi ben şuraya bir sildireyim anneciğim, toparlayayım.
Sana sapla doğrayayım diyorum küçük küçük. Lezzetlerim. Ama karıştırayım mı ben? Dur anneciğim. Her şeyi katalım. Yalı, salçası, baharatı. Onların hepsini katayım. Sarımsak da doğrayayım. Durduruyorum. Evet. İzleyicilerimiz. Tezgahı temizledik. Sarımsak doğramaya geçtik. Evet. Bu lezzet verir şimdi. Aslında dövecektim ama gerek yok. Doğrayalım. Evet, şimdi bunu bırakalım oğlum böyle. Bu bir dursun. Şimdi biz biberlerimizi oyalım anneciğim. Şu salçayla şimdi çorba, tarhana çorban gerekli olacak. Şimdi ben bunları böyle bir koyayım. Şu da çorbayı yiyor. Şöyle bir dursun. Orada da anneciğim Kemal Paşa tatlısı var. Bugün onu yapacağım. Yapamadık ya. Evet, şimdi biberleri oyacağız. Şu suyu bir dökelim anneciğim. Yıkadık. Şimdi... Bunun şeyini almak istiyorum tohumunu oğlum. Ama onun kolayı var. Bakın arkadaşlar şöyle hafif oyarsanız bıçakla bak kolay çıkar çıkmayan da. Bak şu tohum, şu tohumu ben bir alayım anneciğim dur. Şöyle oyalım ya. Fazla heba da etmeden. Arkadaşlar bu sarı biber. Sarı biberi dolduracağım ben ilk defa. Evet. Tamam. Şurada tohum kaldı. Bunun arkadaşlar ben tohumunu almak istiyorum. Kurutuyorum ben bunun tohumunu. Heh, şöyle dursun. Evet. Bunları tekrar yıkarız artık. Bir de şu kırmızımın alalım tohumunu. Allah Allah. İleride anneciğim bunu bahçem olursa dikeceğim bunları. Biriktiriyorum tohum ben. Heh. Arkadaşlar bakın çıkmayanları böyle alabilirsiniz. Kolay. Bu da kırmızı dolmalık biber bak. Enteresan yani. Bak aa Deniz içini gördün mü? Hı? Ne çıktı? Aa neymiş onlar? Evet şöyle oyduklarımı şuraya koyayım da. Bunlar daha kolay oyulur. Evet. Bunları da böyle oyuyoruz arkadaşlar. Biberlerimizi. Dolmalık yeşil biber. Şimdi arkadaşlar ben kırmızı, sarı, yeşil böyle karışık biber dolması yapacağım. Güzel olacak yani. İşte bunun da bu derdi var oğlum. Böyle bazen biber çıkmaz. Maşayla çıkaralım bence. Hakikaten maşayla kolay olmaz mı? Yok anneciğim. Bak bunları nasıl yapıyorum anneciğim? Bak bıçakla hemen şöyle alıveriyorum. O zaman rahat çıkıyor. Bunun yöntemi de bu. Bak gördün mü oğlum? Şunu yapsam mı diye. Kötüleşmiş gibi o. Durdurayım ben de şefsini çıkartana kadar. Tamam sen durdur. Ben şu tohumları aynı alayım. Şekilde şey yapayım. Sen şunu göster bir de. Bir de şunu göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu kapya kırmızı biber. Ben bunu da aynı tohumunu çıkıyor. Alacağım. Ve bunu biberlerimin hep tohumlarını alıyorum arkadaşlar. Bunu da dolduracağım. Bu da güzel oluyor. Çıkmadı mı tohum? Tohum çıkmıyor. Neyse şöyle koyayım. Yerinden çıkmasın. Durdurdum. Aç. Evet arkadaşlar şimdi dolmalık biberlerimizi böyle oyduk arkadaşlar. Ondan sonra yıkadık. Yıkadık tekrar. İç harcımızın şimdi şeyini katmaya geldi arkadaşlar. Salça, yağ, karabiber, tuz. Bunları katmaya geldi. Şöyle ben yaklaşık bu kadar salça kattım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı. Karabiber. Ben başka bir şey nane falan katmıyorum sevgili dostlar. Sevmiyorum. Yani kıymalı da nane. Biraz pul biber katalım. Evet. Şimdi yağımızı katıyoruz. Bir karıştıralım bakalım. Anneciğim ben elimi sokacağım buna. Çünkü bu pirinçleri kırmak istemiyorum. Pirinçler kırılıyor anneciğim. Öyle yaptığın zaman. Ama böyle pirinçleri bak hiç kırmadan karıştırıyorum. Böyle iyi oluyor. Ne oldu? Karabiber mi? Yok ya.
Ama şimdi karabiber olacak. Şuraya ısım geldi. İç harcını yani sizlere göstermek için beraber hazırlayın diye. Yoksa arkadaşlar ben bunu hazırlardım. Direkt doldururdum ama beraber yapmak için yani. Bence yeterli bir yağı, bir de üzerine dökeceğiz yağ çünkü pişerken az bir şey. Tamamdır. Bak anneciğim, pirinçler hiç kırılmadı. Elimle çünkü onları şey yapmadan karıştırdım. Pirinçleri kırmadan. Kaşıkla karıştırırken anneciğim pirinçler kırılıyor. Yani püf noktası arkadaşlar. Kaşıkla karıştırmayın iç harcı. Böyle elinizle fazla şey yapmadan pirinci, hem her şey birbirine daha çok nüfuz ediyor. Anneciğim tuz kavanozu ben mi alayım? Tuz kavanozunu ver oğlum. Dur ben açayım. Açabilecek mi? Şöyle. Arkadaşlar biraz birkaç dakika kusura bakmayın. Yok ya bit. Ne kadar kalacak? Dur. Dur. Katmadan önce. Heh, tamam. Elimde şey, Allah Allah. Tamam bence. İki kepçe yaklaşık. Yeterli olur. İki kepçe falan. Ben geç kapatmaya bile gerek yok. Dursun artık. Tatlı kaşığı işte. Değil mi? Biraz daha tuzuyla ovalayayım. Elimi yıkayayım. Etler de karıştı arkadaşlar. Bakın kıymalar da pirince. Eti göremiyorum bile. Homojen oldu arkadaşlar iç harç. İşte böyle. Ben arkadaşlar dolma içini böyle hazırlıyorum. Yaprak içine domates doğramıyorum. Dolma içine doğruyorum arkadaşlar. Bunun hazırlanışı böyle. Şöyle elimden bir sıyırayım da iç harcı. Ondan sonra elimi yıkayayım. Ondan sonra anneciğim doldurmaya hemen başlayıp tenceremize dizelim. Üzerlerine domates kapatacağız. Güzel olacak yani. Sonra da hemen çorbamızı koyalım. Tamamdır. Heh. Elimi bir yıkayayım. Durduruyorum. Durdurayım mı? Durdurma anneciğim. Birkaç tane zaten gösteririz. Ondan sonra durdurursun. Ben dolmayı... He, direkt doldurmaya geçiyoruz. Şimdi sevgili dostlar, ilk önce ben şu sarılardan başlayayım doldurmaya. Enteresan bir biber ya bu. Şişecek ya arkadaşlar şimdi pirincimiz. O yüzden arkadaşlar bu biberi böyle yarısına kadar dolduruyoruz biberleri. Bu iyidir. Şişecek çünkü. İyi bence. Yarısı doldu. Şimdi böyle ben bir şimdilik koyayım anneciğim. Ben düzelttim. Şöyle. Şey yapalım oğlum. Ben gösterecekleri göstereyim. Ondan sonra kapatırsın. Ha işte iki yeşil gösteririz. Bir tane şundan, bir tane de ondan. O kırmızıdan da göstereceğiz. Bir de şu kırmızıyı gösterelim. Sonra şöyle dışını temizliyoruz arkadaşlar. Biberimizi pis bırakmıyoruz. Şimdi ben bir tane de bundan yapayım. Benim yara bant çıktı anneciğim. Bir dakika oğlum. Bir dakika anneciğim. Ben şu yara bantı bir çıkarayım. Az evet. Kesmişti değil mi elini? Evet. Hayır. Bir yıkayayım mı elimi ya? Dur. Açtım. Evet. Evet arkadaşlar, yara bant elimden çıktığı için onu bir çıkardım arkadaşlar. Şöyle dışını temizliyoruz arkadaşlar. Dolmalarda hep böyle bakın. Şöyle dışını temizliyoruz. Dışında pirinç bırakmıyoruz pek fazla. Onları da yapacağım ben daha. Şimdi yeşillere geçelim.
Şimdi ben onları dizeceğim oğlum. Domatesi doğrayacağım. Üstlerini kapatacağım. Bakın arkadaşlar, bunu da böyle yarım gibi. Yoksa hep taşar. Bakayım. İyidir. O zaman durduruyorum. Tamam anneciğim. Ben bunları doldurayım. Benim şu sarışığımı yakıver oğlum bir. Tamam. Evet arkadaşlar, ben doldurdum. Şimdi domateslerini koyuyoruz arkadaşlar. Kapak yapıyoruz yani, biberimiz taşmaması için. Şimdi arkadaşlar ben bunu hemen ocağa atacağım. Domatesini de kapatacağım. Üstüne biraz daha tuz sepeleyeceğim, yağ sepeleyeceğim, suyunu koyacağım. Şunu biraz, şunları, dur. Onu nereye koyduk? Heh. Şöyle diyorum. Şunları şöyle büyük koyayım. Gülen surat gibi o ya. Evet. Sarıları da şöyle kapatalım. Kocaman kocaman. Heh. Evet. Şimdi arkadaşlar şu dolmalarımı şöyle bir alayım. Şimdi ben şu biberlerimi kapatayım. Evet, kapatıyoruz arkadaşlar. Büyük olana şunu koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle doldurduk dolmalarımızı. Bakın şöyle. Üste bir diş sarımsak doğradım. Şimdi arkadaşlar şey yaptım ben. Bir yarım yemek kaşığı salça. Biraz tuz, yağ. Arkadaşlar böyle bir suyunu hazırladık dolmanın. Şimdi arkadaşlar şöyle biber dolmasında biliyor musunuz, şöyle üstün üstten döktünüz mü, içine su gitti mi çok güzel pişiyor. Aklınızda bulunsun. Ben bakın ben hep böyle yapıyorum artık. Yani bunu yeni şey yaptı. Önceden deliyordu. Şimdi böyle yapıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. İçine veriyorum suyu. Tamam. Bu da böyle oldu sevgili dostlar. Şimdi ben bunu şuraya alayım oğlum hocam. Gösterdin mi anneciğim? Üzerlerine domateslerimizi kapattık arkadaşlar dolmamızı. Şimdi ocağı açıyoruz. Yüksek ateşte kaynasın. Sonra kısacağız. Şimdi bir kaynatalım. Suyu bir kaynasın arkadaşlar. Göster anneciğim. Hangisi? Şimdi ben, ha şu. Yüksek. Şimdi ben şuraya geçeyim. Çorbamı durduruyorum o zaman. Çorba mı koyacağım oğlum? Dur hemen 2 dakika. Tamam, çorbayı göstermiyoruz ki, bu yeterli. Onun suyunu da gösteririz. Öyle mi? Aha. Tamam oğlum. Durduruyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, biber dolması bayağıdır pişiyor. Kaynarken ben şöyle bir tanesini sunumda göstereyim arkadaşlar. Sanki bu pişmiş değil miyiz? Sarı alalım. Bir tane de kırmızı alalım. Boynuzu. Kısalım bir. Bir de şöyle yeşili gösterelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şuradaki kırmızı, bu daha pişmemiş tam. Evet arkadaşlar, böyle oldu. Şöyle suyundan da dökelim. Telefonun şarjı kalmadığı için arkadaşlar ben almak zorunda kaldım. Sarı biberi biraz daha, şu kırmızı biber biraz daha pişsin anneciğim. Evet arkadaşlar, biber dolmamızın da sonucuna ulaştık. Yemeğimiz bitti arkadaşlar. Böyle oldu. Yapanlara afiyet olsun. Bir dahaki yemek vlogda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.